Burası Sefine Tersanesi. Burada Aselsan ortaklığıyla Türk donanmasının gücüne güç katmak için iki yeni insansız deniz aracı üretiliyor. Otonom ve sürü yetenekli silahlı insansız su üstü harbi aracı ve sonar sistemleriyle donatılmış denizaltı savunma harbi aracı. Otonomi algoritmaları insansız deniz araçlarındaki tecrübesiyle tamamen Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilmiştir. Her iki deniz aracı da 36 nattan fazla hız yapabiliyor. 600 deniz mili menzili aşan otonom araçlar 80 saatten fazla görev yapabiliyor. Otonom deniz araçları yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla deniz durumu 4'te dahi kusursuz görev ve seyir yapabiliyor. Her iki deniz aracı da A400M kargo uçakları, Dimdek, TCG Anadolu uçak gemisi ve çıkarma gemileriyle veya karayoluyla taşınıp görev noktalarına intikal ettirilebiliyor. Aselsan tarafından üretilen yedekli haberleşme sistemlerine sahip her iki otonom deniz aracı, ana gemide ya da karada konuşlandırılmış kontrol birimine gerçek zamanlı video ve görüntü aktarabilmektedir. Gece görüş yeteneğiyle de bu görevi 24 saat boyunca kesintisiz yerine getirebiliyor. Otonom deniz araçları şiddetli deniz durumlarında bile bir noktada dinamik olarak sabitlenebiliyor. Düşük ısı ve iz yayılımı sayesinde her iki deniz aracı da düşman radarlarınca güçlükle tespit edilebiliyor. Bu aracın sonoboy atma kabiliyeti ile sonar menzili genişletilebiliyor. Su üstü harbi ve denizaltı savunma harbi amaçlı tasarlanan otonom deniz aracı genişletilebilir platformla trimaran formuna dönüştürülebiliyor. Böylece faydalı yük kapasitesi artırılarak farklı silah ve sistem kullanılmasına imkan tanıyor. Elektronik harp, mayın harbi fonksiyonlarını da yerine getirebiliyor. Otonom insansız deniz aracı, su üstü harbi görevine ilaveten, asimetrik tehditlere karşı askeri üslerin ve sivil limanların güvenliği için de kullanılabiliyor. Sefine Tersanesi, Aselsan'la birlikte üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerdeki menfaatlerinin korunması ve bölgedeki caydırıcılığının artırılması amaçlarına hizmet eden otonom insansız deniz aracı projeleri üretmeye devam edecektir.